LGS'ye hazırlanırken hangi dershaneye gitmeliyim, nasıl kitaplar çözmeliyim, ne yapmalıyım ile alakalı bize yüzlerce, binlerce soru geliyor. Ve biz de bununla alakalı bir açıklama yapalım dedik. 2025 LGS sınavı 1 Haziran 2025'te olacak ve 90 soru içerecek. Türkçe Matematik Fen'den 20'şer soru var. İnkılap Dinin Gizlerinde 10'ar soru var ve karşımıza geldiği zaman kitapçıklar aslında biz buradaki sayısal ve sözel bölümde toplam 90 sorudan sorumlu olacağız. Dolayısıyla bununla alakalı hangi sınava çalıştığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor ve Türkçe Matematik matematik fende puan kas sayıları dörtken inkılap dilin de bir. Dolayısıyla Türkçe matematik fen temel dersler. Peki nasıl çalışmamız gerekiyor? Bir kere nasıl çalışırsanız çalışın. Dershane, özel ders, kendiniz çalışın hiç fark etmez. Eğer öz disiplin sorununu halledemezsek hiçbir şekilde başarılı olamayız. Dolayısıyla ilk baş odaklanmamız gereken şey öz disiplin sorunumuzu halletmek. Dolayısıyla ister dershaneye gidip ister özel dersler alıp binlerce şey yapabilirsiniz ama ilk başta kendimize sormamız kendi disiplinimizi kurmamız gerekiyor ve buradan sonra isterseniz kendiniz çalışın süper başarılı edersiniz... İster e, basit bir dershaneye gidin yine süper başarılı edilersiniz. Dolayısıyla ilk başta buna odaklanacağız. Peki çağımızda bu mümkün mü? Gerçekten çok zor. Oyunlar var, işte arkadaşlarımızdan mesajlar, işte bir sürü e, film var. Dolayısıyla gerçekten dikkatimizi dağıtacak çok şey var. Bunu nasıl başarabiliriz? İnsanlar zaten dershaneye o yüzden gidiyor. Dershane bize birazcık daha sistemli bir kurgu veriyor. Avantajları var. Sınıf ortamı var, etkileşimli olması, sistemin olması ama dezavantajları da var. Yorucu olması, pahalı olması. İşte yolda zaman kaybediyoruz, yolda para harcıyoruz, zamanımız gidiyor. İşte aynı zamanda aile bütçemiz sarsılıyor. Peki bununla alakalı biz ne yaptık? Bununla alakalı bize birçok soru geldi. Dershaneler çok pahalı dediler. İşte LGS'ye evden çalışmayı düşünüyorum diye arkadaşlarımız oldu. Program yapmakta çok zorlanıyorum diye arkadaşlarımız oldu ve biz de bununla alakalı Tonguç Dershaneyi kurduk. Peki dershanemiz ne zaman başlıyor? 2 Eylül'de başlıyor ve aynı zamanda 1 Eylül'e kadar erken kayıt dönemimiz var ve kayıt sonrası eğitim koçu ile hemen tanışılıyor ve sana özel program hazırlığı da yapılıyor. Bununla alakalı daha detaylı bilgi için açıklamadaki linkten formu doldurursan hemen eğitim koçu seni arayacak. Ama birazcık daha detaylarına girmek istiyorum ben de. Burada bir kere dershanemiz özelliklerinde en önemlisi 20 kişilik özel sınıfların olması ve her hafta 8 saat interaktif canlı dersin olması hemen örneğini göstereceğiz birazdan. Dersleri tekrar izleme imkanı var. Kişiye özel eğitim koçumuz var. Eksiklerimizi, programımızı kontrol eden ve bizimle sürekli iletişim halinde olan 30 adet kitapta oluşan başarı setimiz var. Şimdi geliyor ve 30 adet dene online deneme sınavımız var ve anlamadığın konulardan da birebir özel ders imkanı var ve tabii ki veli ekranı var. Hemen başarı setimi göstermek istiyorum. Başarı setimiz böyle gerçekten 17 kiloluk bir set ve burada e, başarı setimiz mizin içerisinde neler var? Çok hızlı, jet hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bir kere derslerimizin işlendiği başarı defterlerimiz var. Bu kitaplardan işleyeceğiz aslında derslerimizi. Bak ders ders ayrılmış ve her birisinde hocalarımız anlattığı bütün içerikler burada var ve bu kitaplar tamamen dershane öğrencilerine özel. Hiçbir yerde bulamazsınız bu kitapları. Aynı zamanda aynı zamanda başarı defterlerimizin yanında işte kafa defterimiz her zamanki gibi klasik ve aynı zamanda bir grafik tabletimiz çıkıyor. Grafik tabletten derslere ka ...katılım sağlayacağız. Burada... ...kalemlerimiz var. Hemen göstermek istiyorum. Grafik... ...tabletimizin bir kalemi var. Ve bu... ...tabletimizin üzerine yazı yazacağız. Bunu hemen bilgisayarımıza bağlayacağız. E, USB ile. Tak diye buradan yazı... ...yazdığımızda hocamız yazımızı görebilecek. Yani, interaktif dersler. Birazdan... ...örneğini göstereceğim zaten. Hemen şunları alalım... ...bakalım. Ve aynı zamanda... ...aynı zamanda işte... E, ...motivasyon planlama defterimiz... ...işte ana denemeler. Aynı zamanda... ...yaprak tostlar. Aynı zamanda branş deneme... ...kitaplarımız. Süpersonik'in. Aynı zamanda ödevlerimizin verildiği ödevlerimizin verildiği süpersonik Soru bankalarımız, Türkçe, Matematik, Fen ve Dili İngilizce bütün branşların olduğu. Yaprak tostlarımız yine yaprak testlerden esinlenerek tabii ki yaprak testlerin olduğu kitaplarımız. Temel orta e, sınav tarzı ve Dinamo soru bankalarımız da bu setimizin içerisinde. Dolayısıyla 17 kiloluk gerçekten devasa bir set. Hadi bakalım şimdi bir tane ders önlerimizi görelim. Şimdi çarpanlarımızı bulduk. Harika bir pratik yöntemimiz var. Pratik yöntemimizde ne yapalım? Kırkın biz ne yapalım? Bütün çarpanlarını harika bir şekilde eksiksiz bulalım. Ben ilkini yazıyorum şimdi. İlki neydi? Zaten unutmamamız gereken bir şey. Bir çarpı Yani bir ve sayının kendisini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyordu. Şimdi diğerini bana kim söylemek ister acaba? Evet bir tane elimiz kalktı hemen bakıyorum kimmiş? Pınar. Pınar o zaman ikincisini bana söyleyebilir misin? 2 çarpı 20 harikasın. 2 çarpı 20'ye geçtim. Şimdi üçüncüsünde o zaman sırayla gidelim şimdi. Melihcan sen söyleyebilir misin diğerini? 4 çarpı 10. 4 çarpı 10 sen de süpersin. Valla bugün çok iyiyiz gerçekten. Ve sonuncusuna geldik. Kübra Nur. 5 çarpı 8. Ve 5 çarpı 8 ile ne yaptık? 40'ın bütün çarpanları kaç tane varmış? 8 tane çarpanı varmış. Şunu da unutmuyormuşuz. 1 ve sayının kendisini çarpan bulurken unutmuyoruz. Ben şuraya ne yazdım? Sayının kendisi yazdım. Ve ne yapıyoruz? Bu sayfamızı geçiyoruz. Sırada o zaman şöyle yapalım. Evet sıradaki sorumuza geldik. Ahmet Efe bu soruyu da sen çözebilir misin bizim için? Hocam 48'i çarpanlarına ayırırız. Evet. 1 çarpı 48 2 çarpı 24 3 çarpı 16 4 çarpı 12 6 6 çarpı da 8 hocam. Harikasın gerçekten. Bütün çarpanlarımın Kaç tane çarpanımız varmış o zaman toplamda? Hocam toplamda 10 tane. Tamamdır 10 tane çarpanımız varmış doğru cevabı mükemmel bir şekilde bulduk. <laughs>